2021 yılının 3. çeyreğine geldiğimizde A101'de çok büyük bir problemle karşı karşıyaydık. Müşterilerimizin %6'sı ana rakibimize kayıyordu. Buna karşılık ana rakibimizden bize kayan müşteri oranı sadece %3'tü. Bu da aslında bizim kendimize dönüp bakmamız gereken bir problem haline geldi. Bunun sebebini araştırdığımızda şunu gördük. Ana rakibimizin fiyat algısı açısından 10 puan gerisindeydik. Ve bizim hemen buna bir çözüm bulmamız gerekiyordu. Bugüne kadar hep büyüklük iletişimi yapmıştık. Çünkü Türkiye'nin en büyük market zinciriydik. 10.000 bir marketiyle A101 her yerde iletişimlerine devam ederken fiyatta biraz geride kalıyorduk. Fiyatı da yani ucuzluğu da merkeze aldığımız bir konumlandırmaya gitmemiz gerekiyordu. Bunu nasıl yapabilirdik? Bir anda ucuzluktan bahsetmeye başlasaydık tüketicinin aklında ilk çıkacak soru neydi? Ha demek ki kaliteden ödün vardı. Halbuki böyle bir konu yok. Bizim ucuzluğumuzun güvencesi büyüklüğümüz, büyüklüğümüzün güvencesi de ucuzluğumuzdu. Çok şanslıyız ki zaten Türkiye'de hedef kitlede bu içgörü vardır. O ha sürümden kazanıyorlar yani mantığı hemen oturur. Biz de bunu merkeze aldık. A101 büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için büyük dedik. Ve kalite soru işaretini hemen ortadan kaldırmış olduk. Peki bunu nasıl anlatabilirdik? Aralık ayında hemen iletişime başladık. 7 tane film yaptık. Bu 7 filmde de hedef kitlemizdeki farklı personaları gösterdik ve onlara basit bir soru sorduk. Sizce A101 büyük olduğu için mi ucuz, ucuz olduğu için mi büyük? Büyük. Bu sorunun devamında Nisan ayında bu sefer aynı tartışmayı tartışma programlarına taşıdık. Magazin programlarına girdik, futbol programlarına girdik ve yine A101'in büyüklüğü mü, ucuzluğu mu tartışıldı. Hiç tartışmasız A101 büyük olduğu için ucuz, ucuz olduğu için büyük dedi. Kampanyamıza beraber sadece 6 ay içinde fiyat kriterinde 7 puan yukarı çıktık. Buna karşılık rakibimiz aynı dönemde 2 puan kaybetti. Böylece iletişime başlamadan önce 10 olan puan farkını 2'ye düşürmüş olduk. Akla gelen ilk zincir market skorumuzu 4.1 puan artırarak 23.1'e çıkardık. Reklam hatırlanmalarına baktığımızda da akla gelen ilk zincir market reklamı olduk ve 30.7'lik bir skorla olduk. En yakın rakibimiz ise 15.3 skora sahipti. Yani ana rakiplerimize 2 kat daha fazla başarı göstermiş olduk. A101 harca harca bitmez.